Merhaba, ben Logonesis ERP Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Mustafa Sert. Bu videoda NDI formlarında resim, doküman ve benzeri dosyaların veri tabanına kaydedilmesine yönelik bir örnek uygulama paylaşacağım. NDI uygulamasında genellikle resim, ofis uzantıları, PDF, video ve benzeri dosyaların veri tabanına saklanması için Binary Large Object olarak adlandırılan NDI Blob bileşeni kullanılır. Blob, veri tabanında büyük boyutlu nesneleri saklamak için kullanılan bir veri türüdür. Bu bileşinin kullanımına örnek olarak veri tabanı bağlantılı NDI formu oluşturuyoruz. Bileşen kullanılarak verilerin kaydedileceği tablomuzdaki ilgili alanın veri tipi large object yani binary veya image olmalıdır. Bu örneğimizde tablomuzda veri tipi image olan evrak isimli bir kolonumuz mevcut. NDI Design ortamında Visual palet bölümünde veri kontrol grubunun altında bulunan NDI blok bileşenini forma ekliyoruz. Bileşenin data field bağlantısında tablomuzdaki image veri tipindeki evrak isimli sahayı seçiyoruz. Yine tablomuzdaki birinci anahtar olan ID kolonumuz için veri tabanı bileşeni olarak bir edit nesnesini forma ekleyerek data field alanından ilişkili sahayı seçim yapıyoruz. Kayıt işlemi için gerekli buton bileşenini formumuza ekleyerek kayıt işlemini sağlaması için DB Operation işlemini do post olarak belirliyoruz. Son olarak anahtar alan girişi menüsünden veri tabanı bağlantılı formumuzun anahtar sağ seçimini yaptıktan sonra formumuzu tasarımı kaydet menüsünden kaydediyoruz. Oluşturduğumuz bu örnek formda bir dosya eklemek için dizayn görüntüleme yaptığımızda İlgili bileşinin kayıt ekle butonuna tıklayarak veri tabanına kaydedilecek dosyayı seçim yapabiliriz. Kayıt ekleme işlemi sonrasında tablomuza kaydedilen dosya formatı ekrandaki gibi gözükecektir. Bu bileşinin aynı zamanda bir diğer özelliği kullanıcıların birden fazla nesneyi ard arda saklayabilmesidir. Örneğin ekrandaki gibi birden fazla evrak eklenerek İlk nesne, son nesne, önceki ve sonraki butonları ile eklenen dosyalar arasında izleme yapılabilir. Eklenen dosyayı açmak için ise bileşenin sağ alt bölümündeki dosya aç butonunu kullanabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler.